Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubuna söz aldım. Sizleri ve ekranları başında bizi izleyen muhterem Türk milletini saygıyla selamlarım. Ne yazık ki Türkiye beka düzeyinde sorunlarla karşı karşıyadır. İç politikada, dış politikada, ekonomik ve sosyal alanda Türkiye tıkanmış, hatta kuşatılmıştır. Her gün gelen şehit haberleri, PKK ve FETÖ ile mücadele, Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki gelişmeler, Avrupa Birliği'nden gelen olumsuz mesajlar, iktisadi ve sosyal hayattaki sorunlar milletimizi bunaltmıştır. Yurt dışında Türkiye algısı, özellikle Türkiye ekonomisine yönelik algı önemli ölçüde bozulmuştur. Hükümet birçok konuda muhalefetin, sivil toplum kuruluşlarının eleştiri ve değerlendirmelerine kulak tıkamakta, bırakın bunlarla istişareyi, birçok olayda kendi kurumlar arasında ve hükümet üyeleri arasında dahi istişare yapmadan ülkeyi yönetmeye çalışmaktadır. Bu şartlar altında piyasanın ateşi yükselmiş, acaba Türkiye bir finansal saldırıya mı maruz kalıyor şeklinde tartışmalar yapılmaktadır. Böyle bir ortamda 2017 bütçesini ve 2017-19 makroekonomik çerçevesini konuşacağız. Bugüne kadar yaptığımız konuşmalarımızda, değerlendirmelerimizde sorunları tespit ettik. Eleştiri ve değerlendirmelerimizi tabii ki sürekli yaptık. Çözüm önerilerimizi sunduk. Ancak bunlar maalesef bugüne kadar çok fazla dikkate alınmadı. Özellikle son günlerde kur oynaklığının çok yüksek olduğunu, kur ve faiz değişkenlerinin artık bir değişken, bir gösterge olmaktan dahi çıktığını maalesef üzülerek müşahede ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda ihracatçı, ithalatçının bağlantı yapması, ticaret dolaşanın fiyat vermesi imkanı maalesef kalmamıştır. Ekonomide bir an evvel belirsizlikleri azaltacak, güvenini tazeleyecek adımların atılması gerekiyor. Piyasalar işin doğrusu icraat görmek istiyor. Konuşmakla bu işleri çözme imkanı maalesef yoktur. Çok net bir şekilde görmemiz lazım ki talimatla serbest bir ekonomide faizin düşmesi imkanı da yoktur. Piyasalara elbette teslim olmayalım. Ancak piyasalar resleşmenin de bir faydasının olmadığını ve bunun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini düşünüyorum. Hükümet ve ekonomi yönetimi birçok konuda maalesef güven vermiyor. Bugün baktığımızda bağımsız kurumlara, Merkez Bankası gibi, BDDK gibi, EPDK gibi bağımsız otoritelere müdahale edildiğini görüyoruz. Kurumların itibar kaybı maalesef yüksek boyutlara ulaşmış durumdadır. Küresel rekabet endeksinde kurumsal yapılanma alt bileşiğinde son 2 yılda 10 basamak Türkiye gerilemiştir. Yanlış adımların atıldığını da görüyoruz. Burada ciddi bir şekilde muhalefet etmemize rağmen Türkiye'ye kara para getirilmesini bir anlamda yasalaştıran yasa maalesef buradan geçmiştir ve bu Türkiye algısını ciddi ölçüde bozmuştur. Son günlerde yaşadığımız belirsizliklerin temelinde de bir tane unsurunda ben bu olduğuna inanıyorum. Tabii bu bozulmalar bir anda olmadı. Bu bahsettiğimiz, son dönemde bahsettiğimiz bozulmalar bir anda olmadı. Türkiye ekonomisi aslında uzunca bir süredir bir dar boğaz içerisindedir. Büyüme uzun süredir düşük seyretmektedir muhterem milletvekilleri. Bakın 2011 sonrasında Türkiye'nin ortalama büyümesi %3,3'tür. Hatta 2016 yılında bu daha da fazla daraldı. 2016'nın ikinci yarısında hükümetin orta vadeli programda zımni olarak koyduğu büyüme tahmini 2,3 civarındadır. 2016'nın ikinci yarısı için. Ancak piyasada tahminler bunun çok daha altında bulunmaktadır. Bu şeylerin değerlendirme kuruluşlarının yaptığı tahminler. Özel sektör yatırımları sürekli azalma eğilimindedir. Bunlar bir süredir olan Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları söylemeye çalışıyorum. Son 19 çeyrekte bakın, son 19 çeyrekte 13 tane negatif var yıllık bazda. Yani bunun anlamı şu, özellikle makine tesisat yatırımları için söylüyorum. 19 çeyrekte bir önceki çeyreğe göre, bir öncekinin aynı çeyreğine göre 19 rakamdan 13 tanesi negatiftir. Dolayısıyla yatırım yapmayan bir ekonominin ayakta kalması, üretmesi, gelir yaratması mümkün değil. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu neye mal oluyor bir de? Ülkenin potansiyel büyümesi düşüyor. Buradan kastım şu, yani her şey normal gitmiş olsa Türkiye ekonomisi %4,5-5 civarında büyüyecek bir potansiyele sahip. Ama bu makine tesisat yatırımlarının uzun süredir ülkede yapılmaması bu potansiyel büyüme seviyesinde aşağı doğru çekmektedir. Sanayi üretiminde her gelen veri eksidir. Son 7 verinin, aylık verileri konuşuyorum, 7 veriden 5 tanesi negatiftir. Yani bir önceki aya göre düşmeyi göstermektedir. Ekonomi güven endeksi maalesef yerlerde sürmektedir. Biraz analitik baktığımızda cari açığın düşmek yerine arttığını görüyoruz. İşsizlik oranları kriz dönemlerini aratmayacak seviyelere ulaşmıştır. Toplumumuzda iş kayıpları
İş kayıpları artmaktadır. Ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş verilere göre işsizlik oranı %11,4'tür. Bu 2009 sonrası en yüksek seviyedir. Ayrıca son 76 yılın diğer bir deyişle de son 76 ayın en yüksek işsizlik rakamıyla Türkiye Ağustos ayında karşılaşmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş datadır. Dolayısıyla bütün aylar birbirleri mukayese etme imkanı vardır. Ve maalesef bu tırmanmanın önümüzdeki günlerde devam edeceğini de ben tahmin ediyorum işin doğrusu. Nisan-Ağustos döneminde bakın sadece son 4 ayda 275 bin kişi işini kaybetmiştir. Aynı dönemde işsiz sayısı da 457 bin kişi artmıştır. Sayın Bakan, Maliye Bakanımız son 7 yıldaki istihdam meselesini veriyor. Son 7 yıl istihdam açısından yanıltıcı olur. Madem vereceksiniz son 14 yılı verin. Yani hükümetiniz dönemini verin. 2002 yılında işsizlik oranı %10,2 idi. Bugün geldiği noktada 11,4. Veya son dönemi verin. Yani böyle belli bir dönemi seçip onu vermek çok teknik açıdan doğru olmuyor. Toplumun bütün kesimleri borç altında inim inim inlemektedir. Tüketicilerin, çiftçilerin, esnafın, sanayicinin borçları artmıştır. Memurların alım gücü düşmüştür. Bankaların, burası da çok kritik, bankaların tahsili gecikmiş alacakları 2009 krizinden sonraki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinin kırılganlığı her geçen gün üzülerek ifade etmek gerekir ki artmaktadır. Mesela neyle ölçüyoruz bunu? İşte kısa vadeli borçların yüksekliği. Şimdi en temel göstergelerden bir tanesidir. Vadesi bir yılın altında olan borçlarınız sizin ne kadar rezervlerinizle mukayese ettiğinizde nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Bu en önemli kırılganlık göstergesidir. Bunlara bakacak olursak dış borcumuzun, dış borç astronomik bir şekilde artmıştır. 130 milyar dolardan 421 milyar dolara çıkmıştır Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde. Ama bir başka bozulma daha olmuştur. Bu dış borcun 421 milyar dolarlık stoğun 1/4'ü kısa vadelidir. Yani bir yıl içerisinde çevirmek zorunda olduğunuz borçtur. 2002 ile mukayese yapmaya Sayın Bakan bayılıyor. O zaman bir mukayese yapalım. 130 milyar dolardı 2002 yılında Türkiye'nin dış borcu. Milli gelire oranında bugünün çok altındaydı. Ve bunun 1/4'ü sadece 1/8'i kısa vadeliydi. Yani daha uzun vadeli ve daha az bir borçla teslim aldığınız Türkiye bugün vadesi çok kısaltılmış ve oranları çok yükseltilmiş, rakamlar çok yükseltilmiş bir dış borçla karşı karşıyadır. Özel sektörün açık pozisyonları çok yüksektir. Sayın milletvekilleri, yani bunları söylerken haz alıyor falan değilim. Bu ülke hepimizin. İnsan üzülüyor. Bunları düzeltmek gereğini birazdan çözüm önerilerimi de sunacağım. Bunları düzeltmemiz gerekir. Onun için bu sorunları söylemek istiyorum. Şimdi özel sektörün açık pozisyonları 212 milyar dolara yükseldi. Bakın, bu şu anda ciddi bir kur riski üstlendi. Orta vadeli programı ben teknisyen kökenli olduğum için orayı baz alıyorum. Orta vadeli program 5 Ekim veya 6 Ekim'de açıklandı. O günden bugüne 2 ay geçti. 2 ayda kur 50 kuruş arttı. 2 ayda özel sektörün açık pozisyondan dolayı maliyetlerine yansıttığı veya zarar olarak yazacağı veya maliyet olarak yazacağı 100 milyar TL var bakın. 2 ayda 100 milyar TL. Bunun kurumlar vergisi tahsilatında da gelecek yıl etkisini maalesef hep beraber müşahede edeceğiz Sayın Bakan. Şimdi dolayısıyla bu tabii şöyle de bir riski getiriyor. Yani firmaların sıkışması, vergiyi bozacak, şu olacak, bu olacak. Bir de servetin el değiştirmesi gibi bir riskle karşı karşıya Türkiye. Ve özellikle yabancılaşma. Yani bunu çünkü bunu taşıyamayan firmalar, bu kadar açık pozisyonu taşıyamayan firmalar firmalarını satmak zorunda kalacak. Büyük ölçüde bunu yabancı firmalar alacak. Şimdi Türkiye ekonomisi tabii dış borç artınca az önce ifade ettik bir başka rakamla söyleyeceğim. Yıllık yaklaşık 200 milyar dolar borç çevirmek durumunda. Bunun 164 milyar dolar hazine müsteşarının rakamlarıdır. Şu anda vadesi bir yılın altında olan dış borcumuz, yani önümüzdeki bir yıl içerisinde ödememiz gereken dış borcumuz 164 milyar dolar. Bunun üzerine yaklaşık bir de hükümetin öngördüğü 30-35 milyar dolar cari açığı da koyun. Onu da finanse edeceğiz. 200 milyar dolar. Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde 200 milyar doları çevirmek durumundayız. Dolayısıyla bu yükümüzü bilerek tedbirlerimizi buna göre konuşmamız lazım. 2002'yi söylemiyorum artık. 2002 yılında bunlar çok daha düşüktü Sayın Bakan. Uluslararası yatırım pozisyonu. Bu da çok önemli bir veri. 610 milyar dolar son çeyrek itibariyle yükümlülüğümüz var. Yani yurt dışında yabancıların Türkiye'deki varlıkları bu portföy olarak olabilir, hazine bonosunda olabilir veya doğrudan yabancı yatırım olarak olabilir. 610 milyar dolar Türkiye'de yatırımları var. Bunun sıcak para da var bunun içerisinde. Doğrudan yatırımlar da var. Bunun karşısında bizim de yurt dışında 221 milyar dolar varlığımız var. Nette 390 milyar dolar bir pozisyon açığımız var.
Bu büyük ölçüde verdiğimiz, birazdan detaylarına geleceğim, yüksek cari açıklar nedeniyle ülkenin maruz kaldığı dış borç artışından kaynaklanmaktadır. 2002 yılında bu 390 milyar dolar kaç lira diye merak ediyorsanız Sayın Bakan, 85 milyar dolar. Yani 85 milyar dolardan 390 milyar dolara çıkmış bir uluslararası yatırım pozisyonu var. Peki gelişmeler böyleyse hükümetin hedefleri nasıl gerçekleşti? Biraz geçmişe bakacak olursak, ben burada 9. Kalkınma Planı'nı öncelikle bir söylemek istiyorum. Tek bir göstergesini söyleyeceğim. Niye 9. Kalkınma Planı? Çünkü bu hükümetin müstakil olarak yaptığı ilk dökümandır. Yani çünkü 8. Kalkınma Planı'nı devralmıştı. 9. Kalkınma Planı 2007 yılında yürürlüğe girdi. 2007-2013 döneminde Türkiye'nin ortalama büyüme hedefi planda %7 idi. Gerçekleşme %3,4. Yarısı bile değil. Buradaki en temel sıkıntı da şu, onu da hemen ifade etmek istiyorum. Planda verimlilikten, çünkü biz yatırım, sermaye kıtlığı çeken bir ekonomi olduğumuz için bizim verimliliğe biraz daha fazla yüklememiz lazım. Verimlilik dediğimiz ne? İşte hukuk sistemimizi iyileştireceğiz, iş ortamımızı iyileştireceğiz, onun haricinde kamu yönetimimizi iyileştireceğiz, eğitim seviyemizi yükselteceğiz, iş gücünün niteliğini artıracağız. Yani buralarda çok daha fazla bir şeyler yapmamız lazım. Dolayısıyla o günkü planda bakın %7 büyüme hedefi konulurken toplam faktör verimliliğinin, yani verimliliğin büyümeye katkısının yıllık ortalama 2,3 olması öngörülmüştü. Yani 7'nin 2,3'ü verimlilikten gelecekti. Verimlilikte gerçekleşme ne oldu biliyor musunuz Sayın Bakan? %0,7 fakat eksi. Yani işte hukuk sistemiyle ilgili, demokrasi seviyemizle ilgili, iş ortamımızla ilgili, kamu yönetimimizle ilgili yanlış uygulamalar nedeniyle Türkiye sadece verimlilikten 2,3 puan pozitif büyüme beklerken, 7. 9. plan dönemi için söylüyorum, -0,7 büyümede daralma oldu. 10. kalkınma planlı hedefleri ne aşamada diye baktığımızda, malum planda gayri safi yurt içi hasılanın 1,3 trilyon dolar olması 2018 yılı için öngörülüyordu. Bugün hükümetin elimizde 2019 yılına kadar yaptığı tahminler var. Aynı büyüme trendini 2016-19 dönemindeki büyüme trendini 2023 üçündü bu. Zaten 2018 hedefleri var. Yani bir kalkınma planında 2018 hedeflenmişti. Şimdi de 2018 var. Kalkınma planında 1,3 trilyon dolar milli gelir hedeflenirken şu andaki orta vadeli programda 2018 rakamlarına baktığımızda bu 815 milyar dolara düşüyor. 1,3 milyar dolar nerede? 815 milyar dolar nerede? Tam hedefteki sapma %471 milyar dolar. Yine fert başı gelire baktığımızda planda 2018 yılı için 16 bin dolar fert başı gelir hedeflenmişti. Bugün bu dökümanın söylediği 2018 yılı için 10.164 dolar. Yani 16 bin dolara karşılık 10 bin dolarlık bir seviye. Daha bir sürü data var. Mesela ihracata bakalım. 277 milyar dolar hedeflenmişti. Şu anda 107 milyar dolar hedefleniyor. Pardon, 207 milyar dolara düştü bu. Tam 107 milyar dolar ihracat hedefinde sapma var. Düzeltiyorum. Hedef 277 milyar dolardı. Şu andaki burada 170 milyar dolar, sapma 107 milyar dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? 277 milyar dolarlık bir hedefte 107 milyar dolar maalesef sapma oluyor. Bunların da daha 2018 için yazılı rakamlar da tutup tutmayacağı belli değil. Biz tutacağı varsayımıyla bu rakamları veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye ciddi sıkıntılardan geçmektedir. Hedefleri maalesef büyük ölçüde sapmaktadır, tutmamaktadır. Ve bu sorunlar da artık, bazı sorunlar, geçmişte de yapısal sorunlarımız vardı ama yeni, bu yapısal sorunlarımıza yeni yapısal sorunlardan maalesef kattık. Şimdi bunların da bir miktar üzerinde duracak olursak şöyle şunları söyleyebiliriz. Bir defa yani ekonomideki ciddi yapısal sorunları şu anda ifade etmeye çalışıyorum. Bizim büyümemiz düşük ve dalgalı. Bu Türkiye'nin tabii 1970'lerden itibaren bir sorunu. 99-2002 yılında alınan tedbirlerle büyümeye ciddi bir şekilde istikrar kazandırıldı. Mesela biz bunu 2001'den sonraki dönemde, 2002-2007 döneminde gördük. Türkiye yüksek büyümeyi, 6,9'luk büyümeyi gerçekleştirdi. Fakat ondan sonra tekrar büyüme, yeniden reform yapılmaması nedeniyle büyümemiz aşağı doğru gelmeye başladı. Tabii mukayeseyi emsal ülkelerle yapmak durumundayız. Emsal ülkelerle büyüme farkımıza baktığımızda,
burada emsal ülkelerine de gelişmekte olan ülkelerdir. Tabii hükümet üyelerinin bunu Sayın Şimşek de yapıyor, Sayın Ağbal da yapıyor. Çin ve Hindistan hariç bakıyorlar. Bunun lütfen birisi bize rasyonelini söylesin. Çin ve Hindistan hariç niye bakıyoruz? Bizim onlar da rakibimiz. Gelişmekte olan ülkeler kategorisindeysek bu kategoridekilerin tamamıyla bakmamız lazım. O zaman ben de derim ki Brezilya'yı düşün, eksi büyüyor. Rusya'yı düşün, eksi büyüyor. Arjantin'i düşün, öyle bakın derim. Bunun sonu yok. Dolayısıyla eğer bir mukayese yapacaksa gelişmekte olan ülkelerin tamamıyla mukayese yapmak lazım. Ben de mukayeselerimi o bazda götüreceğim. Şimdi Türkiye'nin bakın gelişmekte olan ülkelerle büyüme performansımızın onlara göre çok kötü olması nedeniyle Türkiye ciddi şekilde onlara karşı bir pozisyon kaybediyor. Örneğin 2002 yılında Türkiye'nin kişi başı geliri, bizim o beğenmediğimiz, sürekli sizlerin eleştirdiği kişi başı gelir, gelişmekte olan ülkeler ortalamasını, bunların hepsini Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre söylüyorum, 2,22 katı üzerindeymişiz. Yani Türkiye kişi başı gelir 2002 yılında gelişmekte olan ülke ortalamasının %2,22 katıymış. Şimdi geldiği nokta 1,79. Oradaki kaybı görebiliyoruz sanırım. Şimdi 90'lı yıllarda ben haksızlık etmemek için tek yılı almıyorum mesela büyümelerde. 90'lı yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi öncesi 13 yıl ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile 13 yıl diye mukayese ettiğimizde gelişmekte olan ülkelerle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncesindeki yani 90-2002 döneminde gelişmekte olan ülkelerle yıllık ortalama büyüme farkımız sadece 0,4'tü. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bu büyüme farkı 1,5'e 1,6'ya çıktı. Dolayısıyla mukayeseyi böyle yapmamız lazım. Gelişmiş Avrupa Birliği ekonomileriyle veya gelişmekte olan ülkelerin içerisinde bir kısmını ayıklayarak mukayese yapmak bizi sadece yanıltır. Sorunu doğru tespit etmezsek çözüm önerilerimiz de mutlaka yanlış olacaktır. Daha bunları söyleyebiliriz. Diğer başka rakamlar da var ama ben bu kadar fazla rakamla vaktinizi almak istemiyorum. İşin temelinde az önce ifade ettim, verimlilikteki düşüklük vardır. Verimlilikteki düşüğün de temel nedenlerinden bir kısmı özel sektör firmalarımızda profesyonel yönetimin olmaması, özel sektör firmalarımızdaki ölçek sorunu, ekonomideki yüksek kayıt dışılık, eğitimin iş gücünün eğitim seviyesinin düşüklüğü ve mesleksizlik sorunu Türkiye'deki, tarımsal yapının verimsizliği, birazdan ifade edeceğim hukuk sistemi, kamu yönetimi, iş ortamı ile ilgili problemlerdir. Diğer bir sorun, Türkiye ekonomisindeki diğer bir sorun ve bu sorun maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde kronikleşmiştir, yapısallaşmıştır daha doğrusu, kaynak dağılımındaki çarpıklık. Türkiye'de maalesef imalat sanayinden, ülkenin kaynakları, imalat sanayi üretiminden gayrimenkule doğru kayıyor. Bu uzun süredir devam eden bir şey. Hükümet aslında bunu gördü bir miktar. Buna ilişkin politika dokümanlarında yer verdi. Dedi ki rant vergisini çıkartacağım. Ben bu kaynak dağılımına müdahale edeceğim dedi. Fakat bununla ilgili adım atılmıyor. Son orta vadeli programda da o politikayı da çıkardılar. Bunun nedeni ne olduğunu aslında buradan ben hükümete sormak istiyorum. Yani imalat sanayi üretim, bakın imalat sanayinin milli gelir içerisindeki payı %14'e düşmüş. %14'lük bir imalat sanayi üretimiyle bırakın ihracat yapmayı, kendi ülkenizdeki insanları doyuramazsınız, yediremezsiniz, içiremezsiniz veya giyindiremezsiniz. Dolayısıyla imalat sanayine mutlaka ülkenin kaynaklarını yeniden buraya çekmemiz lazım. Bu da nasıl olur? Gayrimenkul tarafı, beton tarafı, AVM tarafı, konut tarafı çok karlı olduğu sürece hiçbir firma tabii ki orada yatırım yapmayacaktır. Daha doğrusu imalat sanayi yatırım yapmayacaktır. Bütün kaynaklarını oraya aktaracaktır. Dolayısıyla buraya vergisel bir müdahale yapılma gerekliliği Sayın Bakan son derece net bir şekilde ortada durmaktadır. Bunu yapmadığımız sürece bu ülkenin sorunlarını, ekonomik sorunlarını çözme imkanımız kesinlikle yoktur. Onu ifade etmek istiyorum. Ekonominin dışa bağımlılığı son derece arttı. Bakın yurt içi tasarruflar, dışa bağımlılık nedir? Dışarıdan kaynak kullanmaktır. Tasarruf vardır bir ekonomide. Bunun karşılığında yatırımlarınız vardır. Tasarruflarınız yetiyorsa yatırımlarınızı karşılamaya yurt dışından kaynak kullanmazsınız. Ama yetmiyorsa yurt dışından kaynak kullanırsınız. İktisadi temeli bunun budur. Şimdi Türkiye'nin tasarruf oranı %13,5 2016 yılı. En son hükümetin verdiği programdaki rakamı söylüyorum. 13,5. Emsallerimiz ne kadar? %30'un üzerinde. Bakın emsallerimiz milli gelirin %30'unu tasarruf ediyor. Bunun karşılığında yatırım yapıyorken biz de %13,5 tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla cari açık fazla vermek durumunda kalıyorsun. %5-6 da cari açık veriyorsun. En fazla ne yapıyorsun? 13,5'un üzerine 6 koy. %19,5. %19,5 yatırım da bu ülkenin ihtiyacını karşılamıyor. Bu ihtiyacının insanlarını doyurmuyor. Bu ihtiyacının gençlerine iş vermiyor. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla tasarrufları artırmak gerekiyor. Hatta tasarrufta öyle bir çarpıklık var. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum.
Nüfusu %20'lik 5 dilim ayırdığımızda 3 dilimin tasarrufu negatif. Bırakın yani %13,5'u oralarda negatif. Dolayısıyla gelir dağılımı ve servet dağılımı ile ilgili de ciddi sorunlarımız var. Tasarruflar düşük olunca yatırımlar da elbette düşük oluyor. Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığını tabii hükümete çok da fazla haksızlık etmek istemiyorum. Buralar hükümetin yanlış politikalarından oldu az önce söylediklerim. Ama enerji, enerjide yapısal bir sorunumuz var. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığımız var. Ama 14 yıllık bir iktidar enerjide dışa bağımlılığımızı biraz aşabilmeliydi. Maalesef enerjide dışa bağımlılığımız azalmadı. Teknoloji geliştirme kapasitemiz yetersiz. Uzatmayacağım fazla ama şu kadarını söyleyeyim. İhracatın teknoloji seviyesine baktığımızda örneğin 2002 yılında yüksek teknoloji ürünlerin ihracat içerisindeki payı %6,2 iken bugün %3,9'a düştü. Son dönemde bir de orta teknolojiden alt teknolojiye kayış görüyoruz. Bu da çok tehlikeli. Yani artırmamız gerekirken teknoloji seviyesinin azaldığını maalesef görüyoruz. İhracatın ton değeri mesela son 2000 son rakam 1.34 dolar. Daha geçen yıl bu 1.52 dolardı. Tabi gelişmiş ekonomilerde 3-4 dolar onlara falan söylemiyorum. Ama ihracatımızın ton değeri 1.34 dolara düşmüş. Bununla Türkiye'yi bir yere götürme imkanı maalesef yok. Kamu gelir ve harcamaların kalitesinde iyileştirme ihtiyacı var. Bunu daha sonraki bütçelerde daha detaylı konuşuruz. Bunun üzerine fazla durmayacağım. Ama gençler başta olmak üzere işsizlik oranımız çok yüksektir. Yüksek işsizlik oranlarıyla ülkenin 2023 hedeflerini yakalama imkanı hiçbir şekilde olmayacaktır. Kadınlarda iş gücüne katılım oranı %32'lerdedir. Hükümetin bu konuda artırma gayretleri var. Burada mesafede bir miktar alındı ama daha gidilmesi gereken çok yol olduğunu söylemek istiyorum. Genç işsizlerde işsizlik oranı, gençlerde işsizlik oranı %20'dir. Her yıl bakın 850-900 bin kişi ya çalışabilecek yaşa geliyor. Bunların da yaklaşık 750-800 bini bizden iş talep ediyor. Ama bunlara verdiğimiz son yılda iş 300 bin civarında kalmıştır. 400 küsür binde iş veremedik maalesef. Toplumda da nüfusun maalesef sadece 1/3'ü çalışıyor. 1/3'ü çalışıyor. İş gücünün yapısal sorunları var. Bunların üzerine gidilmesi lazım. Hükümetin belki de adım atmadığı, hiç adım atmadığı konulardan bir tanesi de bu. Bakın, en son Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı küresel rekabet endeksinde iş gücü piyasalarının verimliliği alt bileşeninde 138 ülke arasında 126. sıradayız. İş gücü piyasalarının verimsizliği anlamında. Yani dünyanın en verimsiz 10 ülkesinden bir tanesiyiz. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Buraları iyileştirmemiz lazım. Gelir ve servet dağılımında aşırı bir bozukluk var ve bozulma var. Yani bozulma da devam ediyor. Bakın nüfusun %1'i servetin %54,3'üne sahip. Dünya sıralamasında kaç sıradayız biliyor musunuz? İkinci sıradayız. Birinci sırada Rusya var, ikinci sırada biz varız. En bozuk yani servet dağılımının en bozuk olduğu ikinci ülkeyiz. Peki 2002'de bu neydi? Yani 2002 yılında servetin nüfusun %1'i servetin %kaçını alıyordu? %39,4'ünü alıyordu. O zaman da kötüydü. Ama 2014'e geldiğimizde %39, %54'e çıktı. Servet dağılımındaki bozukluk son derece arttı. Peki şimdi Rusya'yı ben anlıyorum servet dağılımı bu kadar bozuk olması. Özellikle son dönemdeki petrol fiyatları. Ben şunu sormak istiyorum. Hükümetin de bunun üzerine mutlaka düşünmesi lazım. Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Servet dağılımındaki bu kadar bozulmayı tetikleyen Türkiye'de nedir? Yani biz neyi yanlış yaptık da servetin dağılımını bu kadar fazla bozduk? Kaynakları bir yerden aldık, öbür tarafa aktardık. Bunun üzerinde hükümetin düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Diğer bir husus, zaten düşük olan rekabet gücümüzde düşmektedir arkadaşlar. Uluslararası rekabet gücü endeksine baktığımızda 138 ülkeden 55. sıradayız. Ama bu da darbeden önce yapılmış. Darbeden sonra burada bir miktar daha bozulma olacak muhakkak ama o da hükümete bir şey demek tabii doğru olmaz. Son iki yılda, yani son iki yılda 10 basamak bozulma var. Yani zaten rekabet gücümüzü artıralım diye uğraşırken son iki yılda, bakın son dönemlerde özellikle bütün göstergelerde bozulma var. Son iki yılda rekabet gücü açısından dünya sıralamamız 10 basamak kötüleşmiş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dolayısıyla bugüne kadar sürdürdüğümüz iktisat politikası, bunun temeli nedir? Kitleri satalım. Topraklarımızı yaklaşık 33 milyar dolar AKP döneminde yurt dışına gayrimenkul satışı olmuştu. Topraklarımızı satalım, dış borçlarımızı artıralım, bununla tüketimi kamçılayalım, konut yapalım, AVM yapalım. Bu iktisat politikası bitmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir iktisat politikasına, yeni bir üretim modeline ihtiyacı vardır.
Cari açık niye verilir? Tasarruf ne için verilir? Yatırım yapmak için cari açık yaparsınız. Yani cari açıktan kastımız az önce ifade ettim. Dış kaynak, dış tasarruftur. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi dönemlerine bakıyorsunuz. Yine 13 yıllık mukayese yapalım. Yani yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden önce ki 13 yılda milli gelirin %21,6'sı kadar yatırım yapılmışken AKP döneminde bu 20,4'e düşmüş. Hem de neye karşılık düşmüş? Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden önce yıllık ortalama %0,6 cari açık verilmişken cari açık %5,3'e çıkartılmasına rağmen, yani dışarıdan tasarrufu kullanmışız fakat yatırıma verememişiz. Dolayısıyla hani yerli milli diyoruz ya, kendi kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlar ne oldu diye baktığımızda AKP dönemi öncesindeki 13 yılda bu millet, bu vatandaş kendi kaynaklarıyla %21'lik bir yatırım yaparken AKP döneminde bu %15'e düşmüştür. Bu üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir göstergedir. İşte biz o yüzden diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak üreten ekonomi diyoruz. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizi yıllar önce ikaz etmiş. Demiş ki çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetini, sonra hürriyetini, daha sonra da istiklal ve istikbalini kaybetmeye mahkumdur. Dolayısıyla daha fazla çalışmamız lazım, daha fazla yorulmamız lazım ve kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Dolayısıyla neler yapılması gerektiği hususuna geldiğimiz zaman işte bence ilk başlamamız gereken yer eğitim konusudur. Eğitimde kalite hem öğretmenlerimizin yetişmesi açısından hem de öğrencilerimizin yetişmesi açısından son derece önemlidir. PISA sonuçları ortadadır arkadaşlar. OECD'nin en sonlarındayız eğitim kalitesi açısından. İkinci yapmamız gereken iş, İş sahibi ve nitelikli bir insan gücünü yetiştirmeliyiz. Tabi bunlar uzun hikayeler, bunlar her birini tek tek anlatacak değilim. Ama burada insani gelişmişlik endeksine baktığımızda şunu memnuniyetle görüyoruz ki son dönemde bir yükselme var Türkiye'nin insani gelişmişlik endeksinde. Ama geldiği seviye hala 188 ülke açısından 72. sırada. Ve şunu da üzülerek müşahede ediyoruz ki son yılda da 3 basamak kötüleşme var bu bulunduğumuz seviyede. Hukukun üstünlüğü mutlaka hakim kılınmak durumundadır ülkede bir şey yapabilmek için. Dolayısıyla peki burada nasılız diye baktığımızda, 2016 yılı verisini söylüyorum, 113 ülke arasından maalesef 99. sıradayız hukukun üstünlüğü konusunda. Oysa Türk töresi de İslam ahlakı da bize adaleti emrediyor. Adalet mülkün temelidir diyoruz ama hukukun üstünlüğü kriterinde dünyada en kötü ülkeler içerisinde yer alıyoruz. Ve son 2 yılda da 27 basamak kötüleşmişiz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bununla ilgili olarak hükümet mutlaka tedbir almak durumundadır. Dahasını da söyleyeyim size. Bölgemizde bu kriter açısından baktığımızda bölgemizde 13 ülke var. 13 ülkeden 13. sıradayız. Yani en kötüsüyüz bölgemizdeki ülkelerin hukukun üstünlüğü açısından. Kendi gelir grubumuzda, hadi diyelim ki zenginleri ya biraz orta gelir düşük mü oluyor acaba diye baktım. Kendi gelir grubumuza baktım, 37 tane ülke var, 36. sıradayız. Hukukun üstünlüğü açısından en kötü durumda olan sondan 2. ülkeyiz. Bunları mutlaka düzeltmek lazımdır. Türkiye bunları hak etmiyor. Tabii iyi kamu yönetimi, etkin, öngörülebilir, adil devlet yönetimi işin diğer bir olmazsa olmazıdır. Darin Acemoğlu'nun özellikle çok vurguladığı kurumların kapsayıcı olması, yani kurumsallaşma konusu hakikaten çok önemli. Bakın yani hem kamu sektöründe hem de özel sektörde kurumlarımızda ciddi bir bozulma var. Bunu da yine uluslararası endekslerde görüyoruz bunu da. Birazdan onların da rakamlarını vereceğim. Diğer bir konu bürokraside zayıflık ve anlayış değişikliği. AKP 14 yılda maalesef kendi bürokrasisi, kendi kültürünü yaratmaya başladı. Bunun ben çok tehlikeli durumda olduğunu, çok tehlikeli boyutlara ulaştığını sadece ifade edip geçeceğim. Hükümetin açıklığı endeksinde Türkiye 113 ülke arasında 96. sırada. Yani şeffaf olmayan, istişareye kapalı bir hükümet etme anlayışı. Hükümetin gücünün sınırlandırılması endeksi var. Bakın bu çok önemlidir. Tabii medya olması lazım, işte muhalefet olması lazım, sivil toplum kuruluşları. Burada neredeyiz diye baktığımızda 113 ülke arasında 108. sıradayız hükümetin gücünün sınırlandırılması konusunda. Böyle bir ülkede hiçbir şey geliştirme imkanı elbette olmayacaktır. Burada bakıyorsunuz devlet dışında denetim konusu var. Memurların kanun dışı davranışlar var. Yargısal sınırlar var, düzenleme sınırlar var. Buralarda Türkiye maalesef dünyada sonlarda yer alıyor.
Ve son olarak da geliştirmemiz gereken bir unsurun da tarafsız, bağımsız ve gerçekten denetleyen bir medya olduğunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla sorunları günübirlik ve seçim ekseni politikalarla götürme imkanımız yoktur. Reform yapması lazım. Türkiye'nin ciddi bir reform hamlesine girmesi gerekmektedir. Bu sonuçlar içerisinde baktığımızda Türkiye'nin maalesef 2023 yılı hedefleri hayal olmuştur. 2023 hedeflerine hiçbir şekilde Türkiye'nin ulaşma imkanı bu şartlar altında maalesef görülmemektedir. Dolayısıyla reform hamlesi içerisinde hükümetin bir an evvel girmesi lazım. Bir kısımda çözüm önerilerim vardı ama zaman yetersiz nedeniyle onları dile getiremeyeceğim. Belki daha sonraki konuşmalarda ifade ederiz. Ancak ben her şeye rağmen gelecekten ümitli olmak istiyorum. Bizim milletimiz en iyisini hak ediyor. İyi bir yönetimle bu işlerin hepsinde yola koyma imkanının olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bu duygular içerisinde 2017 yılı bütçesinin milletimize, memleketimize ve kamu yönetimimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Usta.